3 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Ana haber bültenimize başlamadan önce günün gelişmelerinden bazı başlıklar. Kürdistanlar Cenevre 2 konferansına kilitlendi. 22 Ocak'taki konferansa özerklik talebiyle gitmek istiyorlar. 9 Ocak katliamının katil zanlısı Ömer Güney'in ses kayıtları ortaya çıktı. Siyasi temsilciler, hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yasasını görüşüyor. Bugün KCK basın davasıyla KCK ana davasının duruşmaları da vardı. O davalara kapatılması kararı alınan ancak bazı gerekçeler gösterilerek yetkisi sürdürülen özel yetkili mahkemeler damgasını vurdu. Siyasi tutsaklar bu mahkemeleri tanımayacaklarını beyan ettiler. Hemen 19'u tutuklu 46 gazetecinin yargılandığı KCK basın davasına bakalım. Davanın 9. duruşması Silivri'deki 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve grup başkan vekili Adil Zozani ile CHP'li vekil Mustafa Balbay da katıldı. Demirtaş, özel yetkili mahkemelerin hiçbir meşruiyetinin kalmadığını belirtti ve Türkiye'de bazı yargıç ve savcıların paralel devlete çalıştıklarını, çete olduklarını bizzat Türk Başbakanı Erdoğan'ın ağzından duyduklarını ifade etti. Demirtaş, Adalet Bakanlığı'nın çete hakim ve savcıların kim olduklarını açıklamasını istedi. Duruşmada söz alan avukat Ercan Kanar, tutsak gazetecilerin tahliye edilerek yargılanmanın durdurulmasını istedi. Mahkeme ise talebi reddetti. Tutsak gazetecilerin tahliyesinin de 17 Ocak'ta değerlendirileceğini açıkladı. Öğleden sonraki oturumda konuşan avukat Sinan Zincir, reddi hakim talebinde bulunacaklarını, bununla ilgili gerekli evrakları yarın sunacaklarını da söyledi. Mahkeme heyeti reddi hakim talebini yasaya uygun olmadığı ve talebin yargılanmayı uzatma niyeti taşıdığı iddiasıyla reddetti. Duruşma yarına ertelendi. Ahmet'te görülen KCK ana davasında ise tutsaklar özel yetkili mahkemeleri tanımayacaklarını belirtmekle kalmadılar. Duruşmanın görüldüğü salonu da terk ettiler. İşte dava sırasında yaşananlar ve sonrasında yapılan açıklamalar. Ahmet'te aralarında milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin de bulunduğu 94'ü tutuklu 175 Kürt siyasetçinin yargılandığı KCK ana davasının duruşması görüldü. Avukatlar Erhan Erküt, Cihan Aydın, Meral Danış Beştaş ve Barış Yavuz, mahkemenin adil yargılama yapmadığı gerekçesiyle duruşmalardan çekilmeleri talebinde bulundu. Ardından Hasan Hüseyin Erdem, tüm tutsak siyasetçiler adına özel yetkili mahkemeleri bundan sonra tanımayacağız ve duruşmalara katılmayacağız dedi. Kürt siyasetçiler Erdem'in açıklaması ardından salonu alkış ve zılgıtlarla terk etti. Mahkeme heyeti ise bunun üzerine izleyicileri salondan çıkararak ara karar vereceğini açıkladı. Adliye binası önünde bekleyiş sürerken Ahmet Barosu Başkanı Tahir Elçi basın açıklaması yaptı. Elçi mahkemedeki tutumu şöyle açımladı. Sanıklar mahkemenin de bu tutumu karşısında artık tarafsızlığını yitirdiğini, bu yargılamayı doğru ve dürüst bir biçimde sürdüremeyeceğini, dolayısıyla aslında tarafsız olmadığını, çekilmesi gerektiğini savundular. Bu mahkeme ilga edildi bir yasayla. Bu mahkemenin bir yasal dayanağı da yoktur. Sadece geçici bir maddeyle elindeki dosyaları, bakmakta olduğu dosyaları sürdürmekle sadece görevlidir. Bunun da doğal yargıç ilkesine ve anayasa hükümlerine aykırı olduğunu, dolayısıyla bir anayasaya aykırılık durumunun da söz konusu olduğunu ifade ettik ve dile getirdik. BDP Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Gülten Kışanak da özel yetkili mahkemelere ilişkin şunları ifade etti. Yargının siyasal bir organizasyona dönüştüğü, çeşitli iktidar odakları elinde bir oyuncağa dönüştüğü artık açık ve nettir. KCK adı altında yürütülen operasyonların ve yargılamaların tamamen demokratik Kürt siyasetini susturmaya ve ortadan kaldırmaya yönelik olduğu son tartışmalar ışığında bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kışanak, tutsakların aldığı kararı ise böyle değerlendirdi. Son derece haklı bir yaklaşımdır. Son derece meşru, demokratik, gerçek adaleti ortaya çıkarmaya yönelik bir tutum olduğu ortadadır. Bizler de tüm kamu...
Kürdistan'da dikkatlerin odağındaki bir başka konuysa 22 Ocak'ta Suriye'nin geleceğinin tartışılacağı Cenevre 2 toplantısı. Toplantı öncesi Kuzey Kürdistan ve Türkiye'de Rojava'ya destek amaçlı mitingler düzenlenecek. Demokratik Toplum Kongresi yaptığı yazılı açıklamayla bu hafta düzenlenecek büyük mitinglere katılım çağrısı yaptı. DTK ve BDP öncülüğünde 15 Ocak'ta Van'da, 18 Ocak'ta Ahmet ve İstanbul'da, 19 Ocak'ta Dilok İslahiye'de Rojava'ya destek mitingleri düzenlenecek. DTK yaptığı yazılı açıklamayla mitinglere katılım çağrısı yaptı. Cenevre 2 toplantısına Kürtlerin üçüncü bir taraf olarak kendi kimlikleriyle katılmasının desteklendiği açıklamada, Lozan'la Kürtlerin başına örülen kader ağını yırtarak öz yönetim ve özellik temelinde yeniden dirilişin uluslararası alanda statüye kavuşması gerekmektedir denildi. Uluslararası kamuoyuna Kürtleri tanıyın mesajının verileceği mitinglerin hazırlıkları da devam ediyor. 15 Ocak'ta Van'da düzenlenecek olan Serhat Bölge mitingine ilişkin miting tertip komitesi BDP Van il binasında basın toplantısı düzenledi. Tertip komitesi üyesi ve Van TÜYATDER Başkanı Ahmet Aygün herkesi mitinge davet etti. İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek olan konferans, Rojava Kürtlerinin kendi statülerini kazanmak adına tarihi bir gündür. Böylesi tarihi bir günde Rojava devrimine ses getirmek, güç katmak, yarattıkları devrimi sahiplenmek amacıyla Cenevre 2'de Kürtler kendi statülerini kazansınlar şiarıyla halkımızı 15 Ocak saat 12'de Musa Anter Parkı kapsamında düzenleyeceğimiz mitinge davet ediyoruz. Cenevre 2 konferansı öncesi Kürt halkı da her alanda taleplerini dile getiriyor. Bu temelde Cenevre'de 4 gün boyunca eylem ve etkinlikler düzenleniyor. İsviçre'nin Cenevre kentinde İsviçre Halk Meclisi öncülüğünde Birleşmiş Milletler binası önünde çadır eylemi bugün başladı. Demokratik Suriye Özel Kürdistan şiarıyla düzenlenen eylemde Kürtlerin Cenevre 2 konferansına tek bir heyetle katılması, Rojava halkının özerk statüsünün tanınması talep ediliyor. Eylem 4 gün boyunca saat 10 ile 18 arasında gerçekleştiriliyor. Bugün yüzlerce İngilizce ve Fransızca bildiri dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. Eylemin son günü talepleri içeren bir dosyada Birleşmiş Milletler yetkililerine teslim edilecek. Aynı amaçlarla bir başka eylemde Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenecek. Stuttgart'ta çarşamba günü saat 15'te kentteki Fransa konsolosluğunun önünde miting düzenlenecek. ...9 Ocak Paris katliamının birinci yıl dönümü, düne kadar günlerce süren kitlesel eylem ve etkinliklerle protesto edilmişti. Medyada geniş yer bulmuştu. Bugün medyada katliama ilişkin sosyal medya aracılığıyla yayılan bir ses kaydı da geniş yer buldu. Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şahilemez'in katil zanlısı Ömer Güney'e ait olan ses kaydı dinleyenleri katliamın gerçekleştirildiği güne götürdü. Kayıtta Ömer Güney haricinde iki kişinin sesi daha var ve Avrupa'daki Kürt siyasetçilere yönelik suikast planları yapılıyor. Ancak aynı kayıt birçok çelişki ve soru işareti de barındırıyor. Ömer Güney'i tanıyanlar sesin bu kişiye ait olup olmadığını teyit ediyorlar. O sokaktan çıkış yoktu. Bazı çıkışlar var kaçmak için. Ben onu planlı yaptım. Şimdi girişimizde koruma aydın uzaklaşır. De o ayrı girer, biz ayrı gireriz. Yani en uygun yer denen yakınları. 9 Ocak Paris katliamının tek tutuklu zanlısı Ömer Güney'e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandı. Ses kaydında Güney olduğu iddia edilen kişi, MİT üyesi olduğu iddia edilen iki kişiye Paris'teki suikast planlarını anlatıyor. Güney'in Abram, Nedim Seven, Şiar, Remzi Kartal'a yönelik suikast hazırlığı konusunda bilgiler yer alıyor. İki kişi Güney'e silah alması için maddi yardım sözü veriyor. Güney ise silahı Belçika'dan alacağını söylüyor. Ses kaydındaki görüşmenin tarihi bilinmiyor. Ancak ses kaydıyla video üzerinde yazılan yazılar arasında çelişkiler var. Videonun başındaki yazıda Ömer Güney'in yakını olduğunu söyleyen kişi ses kayıtlarını bizzat Güney'in kendisine verdiğini ve başıma bir iş gelirse bu belgeleri açıklarsın dediğini iddia ediyor.
Ben Fransa, Paris'te 3 kadını öldüren Ömer Güney'in yakınıyım ibaresi ise dikkat çekici. Katliamın MİT tarafından yapıldığına da özel vurgu yapılıyor. Ancak ses kaydının girişinde yazılan sözlerin yönlendirme olduğu görülüyor. Fransız savcıların kriminal araştırmaları sonucunda Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şalemez'in Ömer Güney tarafından katledildiği açıklanmıştı. Güney'in şu ana kadar sorgu hakimlerine, savcılarına ben cinayeti işledim itirafını yapmadığı dava dosyasından sızan bilgiler arasındayken Güney'in yakını olduğu iddia eden kişi cinayetleri Güney'in işlediğini söylüyor. Ses kaydının başında dikkat çeken bir diğer nokta ise şu. Esas hedefi Sakine Cansız'mış, diğerleri eylem sırasında orada bulunduklarından dolayı öldürmek zorunda kalmış ibaresi. Bu ibare ses kaydından bağımsız eklenmiş. Çünkü ses kaydının bütününde Sakine Cansız ismi geçmiyor. Sadece Abram kelimesine atıfla abla Sakine Cansız diye yazılmış. Fırat Haber Ajansı ANF'nin ulaştığı kaynaklarsa Paris'te gençlik meclisi çalışanı bir kişinin Halil İbrahim Gündoğdu çevresi tarafından Abram diye çağrıldığını belirtiyor. Ses kaydının kimler tarafından neden şimdi yayınlandığı sorusuysa sorulacak en temel soru olarak ortada duruyor. Paris katliamının zanlısı Ömer Güney'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının devamı da var. İzleyelim. Kayıtta Ömer Güney olduğu iddia edilen kişi MİT üyesi olduğu iddia edilen kişilere ailesinin geçmişini anlatıyor. Sülalesinde baba tarafından MİT'te çalışanlar varmış. Kendisine verilen cep telefonları ve bilgisayarlara yaklaşımını şöyle özetliyor. Sizin verdiğiniz cep telefonu, benim Fransa cep telefonum hepsi şifreli. Yani kodlamadan giremezdi. Şu an giremezdi. Fransız istihbaratı tarafından takip edilebileceğini de ifade ediyor. Peki şeyin dikkatini çekti mi? Güvenlik güçlerin Fransız polisinin üzerinde olmasını. Evet. Evet, yoğun takip var. Her iki istihbarat. Yani saniye saniye. Yine Kürt siyasetçilere yönelik katliam planlarından bahsediyor. Affedersiniz, tuvalet ihtiyacını görmeye gidiyor. Ben arkasında bekliyorum. İstersen, isteseydim Nedim'i de Uzun'u da, yani bu Havaşiyar birlikte ikisini de orada yok edebilirdim, öldürebilirdim. Tamam. Bunun esas önemli olan tarafı kaçma, kurtulma ve yakalanmama. Evet. Onun için bak mesafeyi soruyorum, onlar gelir mi gider mi diyorum, orası kaç metre diyorum, buradan oraya gideseye kadar sen kaç dakikada gidersin, bir hesap kitap yaptın mı, o yolda trafik oluyor mu? Evet. Şimdi efendim. Yani bunlar önemli. Ha, ben buraları çok gezdim. Sessizce gel oradan derneğe gidiyorum. Ya kameradan görürlerse arabaya emanet bıraktığını? Yok, kamera yok. Listelerinde ise Kürt siyasetçiler Nedim Seven, Kongregel Başkanı Remzi Kartal, Şiar, Selahattin Soro ile arkadaşları tarafından Abram olarak isimlendirilen Halil İbrahim Gündoğdu var. Çok kesin. Tamam. Bir numara Gündoğdu. Tamam. İki kim? İki Şiar. İki Şiar. Çünkü benim kuracağım yönetimin karşısına çıkacaktır. Yönetimi engellemeyeceğim. Şiar finans sorumlusu. Paris sorumlusu. Herkes şimdi gençlik şöyle diyor, Paris komutanı. Bütün paralar onunla birikiyor. Abram'ı indirdik aşağıya ama yine de gitmesi gerekiyor. Abram'ı daha sonra sıraya koyalım. O kolay. İki Şiar dedik. Üçüncüyü kim diyorsun? Selahattin diyorsun değil mi? Havar Soru dedin. Yani üçüncü sırada onun olması. Şiar sırada bir. Soru Kos. Soru 3. Sen... Dördüncü sıra şey, Remzi Kartal. Remzi gelecek mi? Remzi geliyor oraya. Ama pek nadir geliyor. Tüm bu çelişkilerle birlikte şu noktalar merak konusu. Ses kaydında Halil İbrahim Gündüz'ün Abram olarak ismi anıldığında neden Sakine Cansız olarak yazılmış? Güney olduğu iddia edilen kişinin yanında yer alanlar kim? Fransız istihbaratı, yargısı Ömer Güney'in bu ilişkilerini daha önceden açığa çıkaramaz mıydı? Belçika'dan silahları kim Fransa'ya getirtti? 3 kadın devrimci 9 Ocak'ta bahsi geçen susturucu silahla mı katledildi? Türk Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la, Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve Devlet Bahçeli ile görüştü. Köşke yapılan davetin nedeninin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yasası olduğu öğrenildi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısında değişiklik öngören kanun teklifiyle ilgili
görüşmelerde bulunmak üzere liderlerin Çankaya Köşkü'ne davet edildiği kaydedildi. İlk önce CHP lideriyle görüşen Gül, ardından MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. Gül şu sıralarda BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'la görüşüyor. Kılıçdaroğlu görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, birincisi mecliste görüşülen HSYK yasa teklifinin geri çekilmesi gerekiyor. İkincisi siyasal iktidarın yolsuzluk soruşturmalarına engel olmaması gerekiyor. Yargıçlar mutlaka anayasal güvenceye kavuşturulmalıdır dedi. Kılıçdaroğlu bu iki şartın gerçekleşmesi durumunda elbette ki bir anayasa değişikliği gündeme gelebilir dedi. Görüşme sonrası basına kısa bir açıklama veren Demirtaş ise şunları kaydetti. Belediye başkanımız, bütün parti çalışanlarımız tutuklanıyor. Eğer KCK buysa KCK'nin genel başkanı ben oluyorum. Çünkü tutukladıklarının tamamı BDP'li arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir ortamda nasıl olgun, nasıl uzlaşmacı, nasıl çözüme dair siyasi tartışmalar yürütebiliriz? Biz bunu da kendi içimizde tartışıyoruz. Umut ediyorum ki Türkiye büyük siyasi krizler yaşamadan kendi anayasasını yapabilecek ve bunu cesaretle tartışabilecek bir ortamı yakalar. Ama Başbakan buna katkı sunmuyor. Söylemiyle, pratiğiyle buna katkı sunmuyor. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar bu konuya ilişkin detaylı açıklamaları yap. Tabii. Anayasa Komisyonumuz bu konuda detaylı tartışma yürütüp randevu ile ilgili, işte hazırlık komisyonu ile ilgili nasıl bir karar alacağımızı netleştirmiş olacak. Cenevre 2'ye ilişkin Kürtlerin beklentisini paylaşmıştık. Öte yandan Suriye'de bölgesel ateşkes için Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'da görüşmelere başladı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Elahdar El İbrahim'i 22 Ocak'ta Cenevre'de Suriye sorununa çözüm bulmak amacıyla düzenlenecek konferansın hazırlıkları için bugün Paris'te bir araya geldi. Kerry, ortak basın toplantısında Suriye'de esirlerin değişimi, belirli bir bölge için ateşkes ve insani yardımların ulaşması konusuna da ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını söyledi. Kerry, Esad rejiminin razı olması halinde muhaliflerin ateşkese hazır olduklarını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Suriye'de savaşan yabancı ülke militanlarının varlığını kınarken bu grupların insani yardımları engellediğini ve sorunun çözümü konusunda çıkmaza soktuğunu kaydetti. İran ise 5+1 ülkeleriyle Kasım 2013'te Cenevre'de imzaladığı anlaşmayı hayata geçiriyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İran Dışişleri Bakanlığı yaptıkları açıklamalarla nükleer anlaşmanın 20 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçı, 20 Ocak tarihinin milat olacağını belirtirken, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ise bunun önemli bir adım olmakla birlikte bir sonraki aşamanın daha zor olacağını söyledi. Avrupa Birliği Dış Politika Yetkilisi Katerina Ashton, Birleşmiş Milletler Nükleer Denetleme Dairesi'nden anlaşmanın uygulandığını doğrulamasını isteyeceğini söyledi. Anlaşmaya göre İran 20 seviyesindeki zenginleştirilmiş uranyum stoğunu devre dışı bırakıp daha fazla zenginleştirme imkanı veren altyapıyı da sökecek. Karşılığında İran'a uygulanan uluslararası yaptırımlarda yumuşamaya gidilecek. Geçici anlaşma 6 aylık zamana yayılacak. Suriye'de savaşsa tüm hızıyla devam ediyor. Suriye'de şu an El-Kaide için savaşan en az 200 Belçika vatandaşı bulunuyor. Bu 200 kişiden en az 20'si çatışmalarda ölürken çok sayıda kişi de aldıkları askeri eğitim ardından Belçika'ya geri döndü. Belçika Dışişleri Bakanı dönen bu kişilerin tehlike yaratabileceğine dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Didier Reynders konuya ilişkin Bel RTL televizyonuna konuştu.
Didier Reynders, Suriye'de IŞİD çetesi içinde en az 200 Belçika vatandaşının yer aldığını, bunlardan en az 20 kişinin çatışmalarda öldüğünü, sağ kalan ve askeri eğitim alan bazılarının da Belçika'ya geri döndüğünü belirtti. IŞİD çetesi içinde yer alan bazı vatandaşlarının da Türkiye'de bulunduğunu söyleyen Reynders, Suriye gidişleri kadar vatandaşlarının silahlı eğitim alıp dönmelerinden de endişe duyduklarını sözlerine ekledi. Irak'tan bir gelişmeyi aktaralım. Başbakan Nuri El Maliki, Güney Kürdistan yönetiminin merkezi hükümetten bağımsız olarak tek başına Türkiye'ye petrol sevkiyatına karşı çıktı. Maliki, Türkiye, Irak'ın bağımsızlığına zarar veren meselelere karışmamalıdır. Irak petrolünün Petrol Bakanlığı yoluyla ihracatı dışında bir yolu hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz dedi. Maliki, Türkiye'ye petrol sevkine devam etmesi halinde Güney Kürdistan yönetimine federal bütçeden kaynak aktarımını keseceklerini ifade etti. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği Masalat Güzarı da başbakan yardımcılığına çağrıldı. Güney Kürdistan yönetimi geçen hafta ham petrolün Türkiye'ye gönderilmeye başlandığını, ihracatın da bu ay sonu başlayacağını açıklamıştı. HDP eş genel başkanları Sebahat Tüncel ve Ertuğrul Kürkçü 2014 yerel seçimleri için çeşitli gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. HDP genel merkezinde gerçekleşen toplantıda bazı adaylar açıklandı. Toplantıda konuşan Kürkçü, Ankara adaylarının eski CHP milletvekili Salman Kaya olduğunu açıkladı. Kürkçü, Salman Kaya'nın 3 MHP'li adaya karşı yarışacağının, bunların Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve MHP'nin adayı olduğunu söyledi. İstanbul adaylarının ise Sırrı Süreyya Önder olduğunu belirtti. İttifak arayışlarının sorulması üzerine Sebahat Tüncel, bir siyasi partiyle ittifakın koşulları yok gibi görünüyor. Bu partilerin kendilerini konumlandırmasından kaynaklı yaşanıyor dedi. CHP ile ittifak konusuna değinen Kürkçü, CHP'nin ittifak olarak cemaat, MHP'nin soft ırkçılığını ve zenginleri tercih ettiğini dile getirdi. BDP ise Rıhan'ın Karaköprü, Van'ın Ertemetan ve İpek Yolu ilçelerinde yerel seçimlere hazırlık kapsamında halk toplantıları gerçekleştirdi. Muş'un Kop ilçesinde BDP Bulanık Belediye Başkan adayı Figen Yaşar, sanayi sitesi esnafını ziyaret etti. İnşallah. Ben size açık açık da söz verebilirim yani. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Önceki haberler olsa yani ben açık söyleyeyim. Olmadı. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İş güvenliğinin hiçe sayıldığı Türkiye'de işçi cinayetleri artmaya devam ediyor. Emekçiler işverenlerin kar hırsını canlarıyla ödüyor. 2013 yılında Türkiye'de 1235 işçi kaza denilen iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 2013 emekçiler açısından önleme alınmayan kazalar sebebiyle adeta katliam gibi geçti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2013 yılı iş cinayetleri raporunu açıkladı. Meclisin raporuna göre 2013 yılında en az 1235 işçi yaşamını yitirdi. İş cinayetlerine kurban giden işçilerin 49'u çocuk, 103'ü kadın, 1132'si erkek işçi. Raporda en fazla iş cinayeti yaşanan iş kolunun inşaat sektörü olduğu belirtildi. İş cinayetlerinin en yoğun yaşandığı aylarsa mevsimlik işçilerin işbaşı yaptığı Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları. Zorunlu göçle yoksulluğa mahkum edilen yüzlerce Kürt bu aylarda geçimini sağlamak için tarım bölgelerine göçüyor. Yolculuk esnasında yaşanan kazalar başta olmak üzere sağlıksız yaşam koşulları sonucu yüzlerce işçi yaşamını yitiriyor. Evet, sırada dünyadan öne çıkan gelişmeler. Bugün Kuzey Afrika halkı Berberilerin takvimine göre 2964. yılın ilk günü, ülkenin çeşitli bölgelerine dağılmış olan bu halk yeni yılı çeşitli etkinliklerle kutluyor. Arapların göç öncesi Kuzey Afrika'nın önemli yerli topluluklarından olan Berberiler yeni yılı özel yemekler, müzik ve dans eşliğinde kutluyor. Bu kutlama mekanlarından biri Fas'ın başkenti Rabat. Berberi halkına ait takvimin kökeni kimi araştırmalara göre Antik Mısır'a dayanıyor.
Kimi bilim insanları da bunun bir tarım takvimi olduğu görüşünde. Berberiler bugün ağırlıkla Atlas Dağları eteklerinde Fas sınırları içinde yaşıyorlar. Dün Filipinlerin güneyinde bir okula bombalı saldırı düzenlendi. El yapımı bombanın patlaması sonucu en az 24 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca patlama yangına yol açarak çevrede maddi hasar yaşandı. Henüz kimin yaptığı belli olmayan saldırının arkasında bölgede daha önce faaliyet gösteren El-Kaide bağlantılı bir grubun olabileceği sanılıyor. Okul geçtiğimiz Kasım ayında da saldırıların hedefi olmuştu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de binlerce kişi polis şiddetine karşı bir araya geldi. Kentin merkezinde yine hükümet karşıtı gösteriler vardı. Cuma günü görülen bir davada çıkan olaylarda muhalif lider ve eski İçişleri Bakanı Yuri Lutsenko polisin şiddetine maruz kalmış ve ağır yaralanmıştı. Olaylarda 20 kişi de hastaneye kaldırılmıştı. Protestocular polisten hesap sorulması gerektiğini dile getirdi. Başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı ve Kerashatik Caddesi Yanukovic'in Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını imzalamaktan vazgeçmesinden bu yana hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor. Dün akşam saatlerinde İspanya'nın kuzeyinde bulunan Burgos kentinde yol çalışmasını protesto eden göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Pazar günü projenin durdurulmasını isteyen binlerce Burgoslu inşaat alanındaki barikatları yıktı. Polisin saldırısı sonucu çok sayıda kişi yaralanırken en az 40 gösterici gözaltına alındı. Eylemciler ekonomik krizin yaşandığı dönemde projeyi gereksiz buluyor. Vitoria Caddesi'ndeki park alanlarını ortadan kaldıran ve yolu yarı yarıya daraltan proje cuma gününden beri protesto ediliyordu. Hocam bu... Evet, günün gelişmelerini aktardık. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.